Karşı tarafta hatayı... İnegöl Devlet Hastanesi CEO'su uzman doktora Hayrettin Göçmen, Kaymakam Ali Akça'nın da katılımı ile düzenlediği basın toplantısında projenin lansmanını gerçekleştirdi. Konuyla ilgili bilgilendirmelerde bulunan İnegöl Devlet Hastanesi CEO'su uzman doktor Hayrettin Göçmen, hastanemizde yataklı servislerde 3 bölüm, polikliniklerde 4 bölüm olarak ayırıp her bir bölüme de bir bölgemizin ismini vererek 7 bölgeye ayırdık diye konuştu. Hastanemizde yataklı servislerde 3 bölüm, polikliniklerde 4 bölüm olmaksa toplam 7 bölüme ayırarak her bir bölüme de bir bölgemizin ismini vererek 7 bölgeye ayırdık ve bu projemizin ismini 7 bölge 10 bin adım projesi olarak belirledik. Bu 7 bölgede Türkiye'den her ilimizden fotoğraflar ve altında o ilin isminin nereden geldiğine dair mitolojik efsaneler ve söylenceler yer almakta. Güzel bir çalışmanın ürünü ve Sağlık Bakanlığımız bu sene hareketi önemseyen ve hareketi telkin eden bir eylem başlattı. Bu nedenle Türkiye hastanemize geldiği zaman bütün Türkiye'yi gezmek isteyen, bütün Türkiye'yi görmek isteyen kişi 10 bin adım atmış oluyor. O nedenle kişinin hareket etmesine de güzel bir katkı sağlıyor. Bizim önemsediğimiz ve önemlendiğimiz projelerden bir tanesi bu 10 bin adım ve 7 bölge projesi. Vatandaşlarımız tarafından ve personel tarafından ilgi gördü oldukça. Herkes kendi memleketinden bir takım anıları burada yaşıyor. Herkes kendi memleketi fotoğrafları arayıp buluyor ve orada fotoğraf çekiliyor. Güzel bir sosyal hareket oldu. İnşallah halkımıza faydalı olur diye düşünüyorum. Hocam başka hastanede var mı bu Türkiye'de? Yok, bildiğim bir kadarıyla nasıl yok. Nasıl bir çıktı proje? Bu bizim hastanemizin Ar-Ge ekibi var. Ar-Ge ve inovasyon ekibi var. Sürekli hastaneye neler katabiliriz diye belli araçlara toplantı ve fikir jimnastiği, fikir fırtınası yaptığımız projelerden bir tanesinde böyle bir şey olabilir mi diye çıktı. Bunu olgunlaştırdı ve bugüne geldi. Bu tamamen bizim hastanemizin Ar-Ge ekibinin bir ürünü. Türkiye'de bir ilk. Evet, bir ilk daha inşallah. Kaymakam Ali Akça ise devlet hastanemizin yaşamının içinden bizlere kesitler sunan projelerini önemsiyorum diyerek şunları söyledi. Devlet hastanemizin yaşamın içinden, hayatın içinden bizlere kesitler sunan projelerini, çalışmalarını gerçekten önemsiyorum. Az önce değerli başhekimimize de bunu ifade etmiş idim. İnsanlar hastaneye sadece hastalanarak gelirler duygusunu gerçekten bir kenara iten, hastaneyi hayatın içerisine, hayatın merkezine taşıyan uygulamalar önemlidir. Dolayısıyla bu hastalıklara yönelik hastalanan insanların psikolojilerini de güçlendiren, kuvvetlendiren bir anlayışa da hizmet etmektedir. İşin doğrusu bir nevi şifa da sunmaktadır diyelim. Çünkü birçok hastalığın sebebi olarak stres söylenir. İnsanlarımız hastaneye geldiklerinde kendi hayatlarından kesitler bularak bir nevi stresten uzak bir ortamla da karşılaşıyorlar. Bu duygu önemlidir. Tebrik ediyorum.